Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar, konuma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar okul alışverişi için kırtasiyeye geldim. Ben her sene buraya geliyorum ve siz çok merak ediyorsunuz. O yüzden o sefer girişi burada. Hadi o zaman gidelim. Benim defterim olduğu için paramı deftere vermek istemiyorum ama. Bir dakika. Başka var mı? 80 yaprak çizgili. Düşünüyorsun, ben de güzelmiş. Sen bilirsin ama deftere ihtiyacın yok. Yani yine de çok beğendiğim bir şey olursa alabilirsin. Normal defter varsa onları vereyim. Şu defterler de güzele benziyor. Onlara da bir baksana. Evet. Çok sert. Kapağı nasıl? Evet. Yani deftere ihtiyacım yok diyorsan geçelim buradan. Bardağa bak, çok güzel. Bardağa bak. Şey, popitli gibi. Kalemlik almayacaksın herhalde. İstediğim kalemlikten bulamıyorum ki. Ama geri var. Ajanda var ama ben bunu beğendim. Dışı kırtlanma hiç hoşuna gitti. Böyle çok şey... Bir şey de almak istedim. Umarım sesimi duyabiliyorsunuz. Evet, burası çok kalabalık olduğu için evde tanıtırsın bence. Evet. Çok tatlı ya. Ben kendime kameradan kaçan 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 devam et, oradan geçelim. Burada Stabilo, Şarpi hepsi vardı. Evet. Gözlerimle şüphe ettim. Benim bu renk stabilim yok. Görünce alacağım Allah aşkına. Ben sonra sene boyunca buraya gelemiyorum. Yazıyor mu diye bir bak. Çünkü geçen sene buradan bir şey almıştık. Yazmıyordu. Evet. Yazmamıştı. Benim böyle bir rengim de yok bu arada. Bu da güzel bir renk. Benim aynı. Yeşilli sarı aynı gibi değil mi? Şu mu yeşil? Evet, bu sarı. Bu iki rengi alacağım. Böyle uygun almadım. Yoksa böyle mi? Bu Galata sarı. Öyle mi? Yani hangisini daha çok kullanırsan sen bilirsin. Sarı ihtiyacım yok. Yeşil kalemim yok. Bunlar? Ben pek sevmiyorum. Şöyle eziliyor gibi oluyor. Baksana. Sen bilirsin. Şu arka reyonda kalem daha çoktu ama. Güzel çizim. Ay yeşil, bu çok güzel değil mi? Evet, mint yeşili. Bunu alıyorum ben. Çok tatlı duruyor. Bir kontrol edelim. 7.3 mu? Evet. Alabilirsin. Bak şöyle değişik kalemler de var. İncelemek istemiyorum çünkü bir yerden bir yere gitmek onu bunlar ne? Evet. Senin de kalemini de alacaksın mı? Benim hoşuma gitti renk. Uçları nasıl bakalım? Fosforlu kalem. Ha, fosforlu mu? Pastel değil mi? Ha, evet. İşaretleme kalemi. Orada daha farklı renkleri var, istiyorsan onlara da bak. Tamam. Acaba nereden alsın? Devamı nerede acaba? Sen bilirsin. Şuna baksana güzel, bu ne? He. Tamam. Sen bunu çıkmıştı, hatırladın mı? Evet. Arkaya gideceğim, ona gideceğim. Bunlar mı? Açılmıyor ki. Şunu açtım bak, o açılmıyor sanırım. Al. Büyük
Normal tükenmez kalem. Hmm. Dışları güzel sadece, evet, değil mi? Kahveli olan güzelmiş. Ne oldu çok merak ettim. Ay çok güzel. Bu zaten kendi başına bir adam. Yeşil renkli bant istiyor. Çok güzel kalemlikler var ama Ezel hangisinin neyi alacağını bilemiyor şu an. Ben bundan bayağı da istiyordum, acaba bunu mu alsam? Deseni falan da güzel değil mi? Evet, rengi de bir değişik güzel. Buraya kalemleri koydun. Arkaya minik not şeylerini, şeffaf not koydun. Öne silgi şey. Çok güzel. Şöyle bir model de var bak. Son kararın mı? Evet, bir de şu an defter bakalım kararım neymiş. Evet, Ezel hala geziyor. Ve videoda gördüğünüz şeylerin kimisini bıraktı, kimisini tekrar aldı. Başka şeyler buldu. Bakalım en son mağazadan nelerle çıkacağız. Ha, dikkat et. Çünkü çok kararsız olduğu için. Evet ya, ben bu karar veriyorum. Ama kullanmıyorum. Tamam. Kullanmadığım şeyler. Evet Ezel. İyi yaşa. Çok yaşa. Bitti mi? Bu kadar mı? Son kararın mı? Bir aldığım elinde bu görünüyor ama sadece bunları almadım. Eve gidince de göstereyim, tamam. Evet, aldıklarımızı videonun sonunda gösterelim. Çünkü videoda gördüğünüz şeylerin bazılarını geri bıraktı. Ve burası aşırı kalabalık olduğu için çok bunaldık. Hemen çıkmak istiyoruz. Evet arkadaşlar, ben eve geldim ve size aldıklarımı böyle kaba taslak göstereceğim. Bu arada aldıklarımdan birkaç bir şey bıraktım. Hatta neleri bıraktığımı söyleyeyim ya da söylemeyeyim. Devam ettikçe söyleyeceğim. Ay, bu buraya sıkışmış mı? Şöyle çok tatlı bir kalemlik aldım. Bunu en sonunda gördünüz zaten. Ben bu kalemlikten çok istiyordum. Bu şekilde çok tatlı, çantalı. Şöyle 3 tane gözü var. Biri en ön gözü. Biri ortada büyük gözü, biri de en arkadaki. O birazcık daha küçük ve normal okul çantası gibi arkadaşlar. İçinde de birkaç bir şey var, onları da göstereceğim size. Burada tek elle çekiyorum, o yüzden birazcık çıkarmak zor olabilir. Bu kalemliğin fiyatı ne kadardı tam hatırlamıyorum ama 240 gibi bir şeydi sanırım, yanlış hatırlamıyorsam. Artık videoda göstermişimdir belki. Çünkü orada okutmuştum ben fiyatını ama videoya çekip çekmediğimi hiç hatırlamıyorum. Bu şekilde çok tatlı bir kalemlik. Renkleri de çok hoşuma gitti. Bir şekilde. Zaten başka rengi yoktu ama olsa yine bunu alırdım diye düşünüyorum. Burada böyle bir fosforlu kalem seti var arkadaşlar. Bunların rengi pastel değil. Ben denedim. Dışları pastel gibi görünüyor ama içlerindeki renkler pastel değil. Bu arada hapşuracağım, kusura bakmayın. Böyle deyince hapşurum kaçıyor, neyse. Böyle havuçlu, fosforlu kalemler var. Bunlar kaçlı? Altılı. Ve minik olduğu için çok tatlılar ve ben hepsini çıkarıp bunun ön gözüne koymuştum. Tabii ki de denedim ve hepsi ilginç bir şekilde sığdı. Aslında sığmayacağını düşünüyordum ama gayet güzel oldu. Böyle, bunlar da havuçlu. Bunun fiyatı sanırım 60 TL gibi bir şeydi. Tam hatırlamıyorum maalesef. Bu şekilde. Zaten bundan istiyordum. Görünce de hemen alayım dedim. Böyle çok tatlı, havuçlu olduğu için çok şirin görünüyor. Ve burada bir kalemim daha olacak. Böyle Tom Bow'un bir kalemini aldım. Ben bundan almıştım ama bozuldu arkadaşlar. Hani gerçekten o kadar para verdim ve bozuldu ilginç bir şekilde. Halbuki ben böyle aldığım kalemleri de hani açıkça söyleyeyim, böyle 3 sene falan kullanırım hani çok uzun ömürlü bir şeyse. Ama bu hemen elimde patladı resim çizerken. Ama yine de almak istedim. Çünkü bununla resim çizmek ve yazı yazmak çok hoşuma gidiyor. Ve rengi de bu şekilde. Mor renkli almıştım. Bu sefer mor almadım aynı şekilde bozulmasın diye. Belki renkten alakalıdır. Böyle çok değişik bir rengi var. Çok güzel. Burada tek tırnağımda oje var sadece. Neden ben de bilmiyorum. Oje denemiştim. Öyle kaldı elimde. Bu şekilde. Bu arada kalemlikle rengi uyumlu değil mi? Ya bunları tamamen tesadüfen böyle aldım. Bence çok tatlı oldu uyumları.
Ve bu kalem 80 TL'ydi arkadaşlar. Ya maalesef bu kadar pahalı ama çabuk bozuluyor. Bakalım bu bozulacak mı? Bunu dikkatli kullanmaya çalışacağım. Ve 85 ya da 80 TL'ye böyle bir ajanda aldım. Bu ajandanın içinde çok göstermeyeceğim. Hatta direkt hiç göstermeyeyim. Belki ders çalışma vloglarımda falan gösteririm arkadaşlar. Onlar da okul açılınca gelir mutlaka. Bu 2023 Eylül ve 2024 Aralık'a kadar akademik bir ajanda. Böyle dışı bu şekilde. Daha renkli bir şey tercih etmedim. Ve içi de hoşuma gittiği için ben bunu almaya karar verdim. Sadece stickerları yok. Onları da ben bir şekilde hallederim. Hatta kullandığım ajandalardan stickerlar artıyordu arkadaşlar. Onları kullanırım ve Mr. DIY'dan da stickerlar almıştım. Muhtemelen bunlarla içini süsleriz arkadaşlar. Benim bugünlük videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.